Özellikle hocam beslenmeden bahsederken sebze meyve anlamında mı, nasıl dikkat edeceğiz kendimize? Kalp sağlığında beslenme özellikle olmazsa olmaz diye değerli hocalarım hep vurguluyor ama kimileriniz diyor ki et tüketmiyorum, kimileriniz gelen mesajlarda sadece sebzeyle, meyveyle besleniyorum, doğru mudur diye. Yayın öncesi de sormuştum hocam size çünkü böyle sorular da geliyor. Ne diyorsunuz hocam? Beslenme derken hocam organlardan da bahsediyor. Oksijenin gitmemesi mi, az su içmek mi? Nedir oradaki sıkıntıyı anlamaya çalışalım ki kendimize daha iyi sağlıklı bir yaşam sunalım. Buyurun hocam. Öncelikle şunu ifade edelim. Hiç et yemiyorum diyen hastaların problemi diğer hasta grubumuza nazaran çok daha basit bir problem. Yani hiç et yemiyorum diye hasta olan kişilerle çok karşılaşmıyoruz açıkçası. Çünkü hani vejetaryen bile olsa evet, hastamız biz tıbben öneriyoruz anlamında değil bu tabii de. Yani et yemedi diye bir kalp hastalığına veya başka bir hastalığa yakalanma olasılığı... Mineral düşüklüğü de olmaz herhalde değil mi? Vücut dengesi hayır, de. Hayır, çünkü hayır, baklagillerden asla alacağı birçok besin elbette, değeri elbette yüksek. Yani, evet. Mutlaka bir takım hastamızın bünyesinde eksik kalan bir şeyler olabilir ama bu bizim gibi hani kalp ve damar hastalığıyla uğraşan hekimler açısından anlamlı bir soruna yol açan problem söz konusu değil. Biz daha çok diğer hasta grubuyla uğraşıyoruz, hatta boğuşuyoruz diyebilirim. Eti bağımlılık düzeyinde tüketen hastalarımız var. Keşke diğer hasta grubumuzun problemi kadar basit olsa o. Eti tabii çoğu hastamızda yasaklamış değiliz ama yani haftada iki gün gibi bir tüketimle kısıtlamalarını öneriyoruz. Özellikle hastalık teşhisi konmuş artık. Hani risk altındaki değil de hastalık geçirmiş, miyokard enfarktüsü geçirmiş veya işte bir damarına stent takılmış, ameliyat olmuş hastalarımız için haftada iki günle kısıtlıyoruz. Onun dışında ben tabii kalem kalem şunu haftada iki defa, üç defa, 250 gram, 500 gram gibi bir tarif mümkün değil gerçekten. Pratik de değil. Yani dedemiz gibi beslenelim evet, deyip özetleyebiliriz evet, belki ama. Evet. Kastamonu'dan evet. Yani izleyicimiz bağlanmıştı. Yeşillik ihtiyacı zaten sebze meyve ihtiyacı her hastalık için ister hastalıklı olsun ister sağlıklı olsun. Bizim önerdiğimiz bir şeydir. Sağlıklı beslenmenin temel kuralı çok yönlü beslenmedir. Tek yönlü beslenmemedir. Dolayısıyla sebze meyve tüketimi bir takım özellikle yeşil sebzelerin tüketimi, belirli aralıklarla protein ağırlıklı beslenme, yine süt ürünlerinin tüketimi, bunlar dengeli bir şekilde tüketildiği takdirde bizim ekstra bir liste yapıp hastalarımıza sunmamıza açıkçası gerek olmadığını düşünüyorum. Çok da pratik değil.